أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على الله. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر ربي زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hamdolsun. Bizleri hadis, yer, hadis derslerine yine buluştur, şükür, buluşturdu şükürler olsun. Ya Rabbi burada buluşturduğun gibi cennette de buluştur. Allah'ım bizim bu derslerimizi dinleyen kardeşlerimizle beraber cümlemize feyizler, bereketler, hayırlar nasip eyle. Şerlerden uzak eyle Allah'ım. Hayırlı insanlarla oturup kalkmayı nasip et. Bize de evlatlarımıza da Ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir bütün halinde yaşayabilme, her yerde onun ahlakıyla ahlaklanabilmeyi nasip eyle. Dostlar, güzel insanlar. Ayşe annemiz radıyallahu anh'ın anlatmış olduğu bir olayla beraber başlamak istiyoruz dersimize. Bukhari'de geçiyor. Ayşe annemiz radıyallahu anh diyor ki, çocuklar bana doğduğu zaman getirilir ve ben de onlara dua ederdim bereket için. Bir gün yine yeni doğan bir çocuk getirildi diyor. Ayşe annemiz radıyallahu anha ve çocuğu yatağına yatırırken yastığın altında bir ustura gördüm nasıl olduysa böyle bir yataklı şekilde getiriyorlar Ayşe annemize. Sonra Ayşe annemiz o bereket duasını yaptıktan sonra dualar ettikten sonra kendisine o çocuğunu, o yavrunun getiriyor. Yavru yatağına baktığı sırada bir görüyor ki yastığın altında bir ustura işte bugünün neyse işte efendim bir makas falan türüne bir şeyler koyuyorlar. ya. Buna benzer bir şey görüyor mübarek ve nedir bu diye soruyor. Onlar da e, çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz diyorlar. Yani herhangi bir şekilde bir cinler zarar veremesin yavrumuza diye bu maksatta koyduklarını söylüyorlar. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a hemen onu o usturayı alıp atıyor ve buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi. Sakın böyle bir şey koymayın. Yani nazar boyuncuğu da bunun içerisinde olmak üzere dostlar sakın çocuklarımızın üstünde, altında, sağında, solunda muskalar, şunlar, bunlar olmasın. Olmasın. Ancak ne olabilir? Ancak ne olabilir? Dua olabilir. Yani Şöyle baş kısmında Kur'an tutabiliriz. E Kur'an-ı Kerim tabii bizim baş tacımız. O yavrumuzun da yanında olsun bu. Allah Celle onu Kur'an hafızı etsin inşallah. Kur'an ehli etsin inşallah. Kur'an ahlakıyla ahlaklansın inşallah. Ve yanında yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğretmiş olduğu dualardan olur. Yani Allahu Teala Celle onu korusun, muhafaza etsin diye biz ayetel kürsilere kuruz, fatihalara kuruz Allah'ın izniyle. Dostlar, çocuklar tabi bize bir emanet ya, o emanetlerimizi koruyalım, muhafaza edelim. Başta nasıl koruyacağız? Çocukların ta öncesinden baba ve anne evlenirken Hayırlı bir evlilik yapacaklar ki çocuklara hayırlı olsun. Buradan yola çıkacağız. Buradan yola çıkacağız. Yani evlilik adayları birbirleriyle görüşürken sadece kendileriyle alakalı görüşme yapmayacaklar. Hayırlı bir baba olabilir mi benim evladımın babası? Benim evladımın annesi. Bu düşüncelerle bir görüşme yapılması lazım. E şimdi düşünün Allah aşkına kendisinin hiçbir bağlantısı olmayan İslam'la, Kur'an'la, namazla, abdestle, örtüyle vesaireyle e bu anne adayı, bu baba adayı ne verebilir çocuğuna? Ama işte üniversite bitirmiş ama çok iyi kazanıyor ama efendim işte bizim aile dostumuzdan tavsiye vesaire. Geç onları geç geç geç. Sen biliyor musun? Evlilikte öyle zorluklar yaşanıyor ki, öyle zorluklar yaşanıyor ki, geçen bir hoca abimiz, emekli Diyanet'ten hoca abimiz efendim üzülerek söylüyoruz. Kendisi kızını Kur'an kursuna gönderiyor ve efendim kızı da yolda bir erkekle konuşmaya başlıyor. O erkek de kızı eve istemeye gelince efendim nasıl olsa tanışıyorlar, birbirlerini de efendim, şey sevmişler falan şeklinde veriyorlar. O çocuk, o çocuk ağlıyor babası. Diyor ki, cuma namazı, beş vakit namazı geçin onları diyor. Musul abdesti bile almıyor diyor. Allah'ın muhafaza eylesin. Allah hayırlı damatlar, hayırlı gelinler, hayırlı eşler, hayırlı arkadaşlar, hayırlı çevreler nasip eylesin. Onun için çok dikkat edelim çok dikkat edelim. İşte çocuğumuza yarın dünyaya geldiği zaman ismini verirken bile eğer seçimler güzel olmazsa evlilik seçimleri orada hemen savaş karşıla karşıda böyle efendim birbirleriyle ben bu ismi nasıl kabul ederim veya ben bu ismi asla yediremiyorum benim çocuk çocuğum çocuksa beni bana aitse ben bunu taşıdıysam falan ya Allah aşkına Kayra ismi verilir mi? Yazın Kayra'yı bakın efendim internette ne çıkacak karşınıza? Resmen e, İslam öncesinde kullanılan bir Tanrı ismi ya. Yani tanrı ismin insan çocuğuna nasıl verilir? Allah'tan korkmaz mı? Peygamber aleyhissalatü böyle isimler geldiği zaman hemen değiştiriyordu mübarek. Biz de değiştirelim. Bize ait olmayan isimlerden koymayalım. Yok modası geçmiş bilmem ne falan bunlar geçin geçin Allah'ımızın en çok sevmiş olduğu isimler üzerine duracağız. Bu nazar boncuğu efendim bunlar efendim hepsi Allah kurt müşrikliğe doğru kay, kaydır insanı şirke götürebilir. Benim ne işim var ya nazar boncuğu efendim kendisini koruyamıyor. Oradan geliyor bir tanesi orada bir vuruyor ona. Ondan sonra çatır çatır çatlıyor. Sen misin benim çocuğumu koruyacak? Ben çocuğumu Allah korur Celle Celaluhu. Çocukların sigortası sabahla akşamla okunacak olan 8 ayet. 7 ayet Fatiha suresi, bir ayette ayetül kürsi. Elhamdülillah. Ramuz hadis kitabında görmüştüm. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu e, mübarek tavsiye ediyorlar. Başımızın tacıdır. Onun için çocuğuna okuyacaksın. Hatta hanımların bazen okuyamayacakları halleri olabilir. Erkek olarak, baba olarak sen okuyacaksın. Diyelim ki acele evden çıktın, okuyamadın. Yolda oku. iş yerinde oku. Hatta bazen eğer iş görüşmeleri için falan dışarı çıktıysan ülkeler arası oku. Şehirler arası oku. Allah Celle Celaluhu onu alır adrese teslim eder. Evet. Bu hadis-i şerifi e, unutmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uğursuzluk denilen şeylere inanmıyordu. Ondan sonra bundan da nefret ediyordu. Biz de nefret ediyoruz. Bazıları günler takar. Bazıları Efendimiz'e e, şu günde olursa uğursuzluk oluyor der. Ondan sonra hatta bazıları sefer ayı uğursuzluk ayıdır falan diye böyle bir şey söyler. Estağfurullah. Böyle bir şey asla yoktur. Bunlara prim vermeyeceğiz. Buna inanmayacağız. Söyleyenler de susturacağız Allah'ın izniyle. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde diyor ki bize inne şeytane yecri minel insani mecrad demi Allahu Ekber. Bu da çok cani bir dikkat bir hadis-i şerif. Liderimiz, önderimiz, Allah Teala Celaluhu'nun kanalından beslenen eğitimini gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki şeytan kanın dolaştığı gibi insan içinde dolaşır diyor. Şeytan kanın dolaştığı gibi insan içerisinde dolaşır buyuruyor. Aman dikkat. Hiçbir tanemizin, hacısının, hocasının tabiriylese hiçbirimizin garantisi yok şeytan var ya geliyor if sudest diyor efendim yavaş yavaş giriyor. Yani ben canlı olduğum sürece şeytanla beraberim baş başayım. Kan donuyorsa dolaşıyorsa efendim şeytan da içimizde dolaşıyor. Her yere kadar girebiliyor. O savaşını asla bırakmıyor. Diyor ki şeytan Allahu Teala Celle Celaluhu'ya karşı yani o kadar efendim öyle kin besliyor ki öyle kin besliyor ki bize karşı doğru yolda yürüyen insanlara karşı senin diyor Mevla'mıza izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece Adem oğullarını saptırmaya devam edeceğim. Allahu ekber. Yani bu ne kadar böyle iddialı bir söz ya. Yani. Bırakmayacağım bunları diyor. Kıyamete kadar böyle. Değil mi ki bedenlerin içerisinde ruhları duruyor. Daha ruhun çıkmamış. Hayattasın. <laughs> Gene gelecek, gelecek, sokulacak. Efendim sana yanlış şeyler düşündürecek. Yanlış şeyler seni baktırtacak. Bazen çok mesela böyle dikkat ederim, üzülürüm de. Hastaneye gidiyorsunuz. Bir efendim hastayı ziyaret ediyorsunuz. Ölümcül hastane neredeyse gitti gidiyor. Bakıyorsunuz hemen başı ucuna bir televizyon koymuşlar. Yanına da bir tane kumanda vermişler. Göya canı sıkılmasın diye ona şarkı, türkü, neyse benim filmler, diziler bunları seyrettiriyorlar. Ya adam gidecek gidecek ya imanla, Kur'an'la, namazla, abdestle, duayla bir şeylerle baş başa bırakın bunu ya. Allah sonumuzu ayır getirsin. Allah hayırlı çevreler nasip eylesin hayırlı insanlarla bizi karşılaştırsın. Onlar da bizim imanlı gitmemiz için uğraş veren efendim böyle bir düşünce sahibi insanlardan olsunlar. Yoksa nasıl giderse gitsin ben yani efendim sağlığı beni ilgilendirir. Estağfurullah. Öyle veya böyle ruhumuzu teslim edeceğiz. Ama inşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi son sözü La ilahe illallah olan kimse cennete girer buyuruyor. Rabbim nasip etsin. Onun için de böyle efendim hastaneye giderken tesbihimizle bir o kadar da yanında bir tuğlamızla niye abdestimi ya gidip efendim lavaboda alamayacağım oturduğum yerde abdestimi teemle alırım namazımı yattığım yerde oturduğum yerde kılarım düşüncesi bu olacak yani. Aile eş bunu düşünecek çocuklarımız bunu düşünecek inşallah. Baba baba bir şey unuttuk Nedir evladım? Bak takken, takken. Takkesi namaz kılma, hastaneye giderken takken de olsun. Baba tesbihini, baba Kur'an'ını. Yani bunlar böyle şey. Yani birbirimizi seviyorsak bunları öngöreceğiz. Bunlarla efendim yatacağız, kalkacağız tabiri caizse. Biz niye geldik bu dünyaya? Yani zıptırı zıptırı eğlenmek için gelmedik ki. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün olsun tatil yaptığını biliyor muyuz? Bir gün olsun izin kullandı biliyor muyuz? Hep derdi ümmetiydi. Ümmeti, ümmeti bu insanların kurtuluşu. Allah Efendi'nin dönmesi. Ben peygamberim yolunda değil miyim? Yani peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip eden bir insan olarak biz bunlar efendim düşünmeyeceğiz Ha gideriz istirahat ederiz ama hep böyle yine uygun yerlerde istirahat ederiz. İstirahatimizde yine Allahü Teala Teala yolundan ayrılmayız. Ezanı dikkate alırız. Namazı dikkate alırız. Allahu Teala Teala'nın istediklerini dikkate alırız. Allah'ın razı olmadığı işleri yapmayız. Rabbim inşallah Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da kocaltan, yaşlandıran, saçlarının, sakallarının beyazlamasına sebep olan Hüç suresindeki fes takım kema ümirt ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emrolunduğun üzere dost doğru ol. Emrolunduğun üzere dost doğru ol. Peygamberimiz dost doğru değil miydi? Allah Teala orada bu ümmete, bu insanlığa bir çağrı yaptı. O peygamberim ki ben nasıl efendim bu ayetin altından kalkarım diye düşüncesinden ötürü saçı sakalı bir başladı. Biz bu kadar hatimler indiriyoruz, efendim Kur'an'ı kapatıyoruz, tekrar açıyoruz. Efendim hatimden, hatim hatimden hatime. Ama bu ayet bizi veya diğer ayetler bu kadar etkilemiyor. Allahu u Teala etkilenmeyi de nasip etsin inşallah. Evet, hiç unutmayalım yani. Şeytan kanın dolaştığı gibi insan içerisinde dolaşır. Ve yine şeytan yemin ederek diyor ki Allahu u Teala Celle senin izzetin ve celalin üzerine yemin ederim ki ruhları bedenlerinde olduğu sürece insanoğlunu, Ademoğlunu saptırmaya devam edeceğim. Ama burada işte bir kurtuluş çıktı. Elhamdülillah. 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 Allah'ımız Celle Celaluhu bizi annelerimizden, babalarımızdan o kadar fazla sile seviyor ki rahmeti, merhameti hemen orada coşuyor. Mevla Teala Hazretleri şeytanın bu sözüne karşılıkta şöyle efendim ona e, kıyamete kadar olan bir cevabı efendim hemen kendisine duyuruyor. Diyor ki izzetim ve celalim hakkı için onlar o insanlar sana uydular, sen onları saptırdın, sen onları kandırdın, yanlış yaptırdın. Fakat döndüler, estağfurullah, ya Rabbi özür dilerim, affet ya Rabbi dedikleri sürece ben de onları bağışlayacağım. Ben de buna söz veriyorum. Allahu Ekber. Şeytan kudur sen orada. Hain, zalim, Beni yoldan çıkarmaya çalıştın efendim ama Allah'ım Celle Celaluhu estağfurullah diyen kuluma da ben söz veriyorum onu affedeceğim diye böyle bir güzelliği verdi, müjdeyi verdi. Çatla hain orada, patla sen. Onun için günde en az yüz kere estağfurullah, 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 estağfurullah. Özür dilerim ya Rabbi. Yapmasaydım çok iyice olacaktı ama kulum, beşerim, bu şeytan gene geldi, gıdıkladı beni, yanlışı yaptırdı. Allah'ım özür diliyorum, affet ne olursun ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Sabahlı akşamlı, sabahlı akşamlı, sabahlı akşamlı istiğfara devam, istiğfara devam, istiğfara devam. Ve şeytan hedefine Allah'ın izniyle ulaşamayacak. Ulaşamayacak. İnşallah Rabbimizin o aff ve mağfiret ve merhamet efendim olan kapılarından o güzel efendim imkanlarından istifade ederek biz de kendimizi sıfır kilometre haline getireceğiz. Rabbim hepimizi analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi, hocalarımızı, emeği bize zerre kadar geçmiş olan kimseleri, dua bekleyen bütün zerre kadar dostu olan kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı bağışlasın, affı mağfiret eylesin, hepimizi tertemiz eylesin inşallah. Şeytanın kandıramadığı kulları var. Onlar da Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde anlatılır. Muhlas kullar Allah'ın, Muhlasin, Muhlas bir Muhlis var, bir de Muhlas, Muhlas olanlar Allah-u Teala kendi özel Efendim ihlaslandırdığı, kendisinin Efendim birebir böyle. Şeytanın içerisine girip de kandıramadığı kulları da olurmuş. Nasıl onlar böyle efendim herhalde özel güvenlikli oluyor ya bazı arabalar var kurşun geçirmiyor falan böyle. Onlar gibi efendim şeytan geçirmeyen, şeytanın içeriye giremediği kulları da Allah-u Teala olur mu? E vardır. E biz de içerisine katılabilir miyiz? Katılabiliriz inşallah. Allah'ımızdan ricamız o Allah'ım bizi katsın. Bizi katsın, bizi katsın inşallah. Amin. amin. Buraya geçelim inşallah. Son e, hadis-i şerifimize doğru geliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine e, buyuruyor ki, bu Ademoğluna, insanoğluna şeytan da yaklaşır, melek de yaklaşır buyuruyor. Yani şeytan da görevini yapıyor, melek de görevini yapıyor. Bakalım nasılmış bunların yaklaşımlara? Şeytanın yaklaşması diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şeytanın yaklaşması nasıl anlarsın? Kötülüğe yönlendirmek, hakkı yalan anlatmak şeklindedir. Oo. Mesela böyle e, geliyor seni kötülüğe efendim harama doğru yönlendirmeye çalışıyor. İşte efendim bu telefonda olabiliyor, internette olabiliyor görüntülü olabiliyor. Canlı oluyor, cansız olabiliyor. Yani bu yayınlarla özellikle bazen kulak efendim dolgunluğuyla, bazen görsel olarak, bazen daha duygusal olarak bu kalbindeki olan hakka karşı bağla, bağlılığını e, yalanlatmak suretiyle efendim gelebiliyor. Hemen orada anlayacaksın. Bu şeytandandır. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Euzü billahi teala min şururi enfusina ve min seyyiati amalina diye böyle duaya başlayacağız. Allah'ım sana sığınırım ya Rabbi. Geldi bu. Geldi bu hain. Bir şeyler yapacak bana deyip de hemen anladık. Allahu Teala Celalü'nden imdat ya Rabbi ya Rabbi itfaiye gönder. Beni kurtar ya Rabbi. Sonra meleğin yaklaşması ise Peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şeytan kötülüğe yönlendirmek için, hakkı yanlışmış için efendim gelir. Melek de yaklaşır, o da iyiliğe yönlendirmek. Hakkı doğrultmak için hakkı doğrultmak, doğrulatmak. Demek melek de geldiği zaman, hadi şu iyiliği yap, camiye çık, namazını kıl, Kur'an'ını oku. Ondan sonra şu hayrı yap, şu komşuya iyilik yap. Anneni efendim kırma, babanı efendim üzme. Ondan sonra evlatlarına iyi davran. Bak hanımındır, eşindir. Çok yorulmuş. Allah'tan korkmuyorsun da hala onu efendim işte yükleniyorsun böyle. Bu güzel şeyleri böyle telkin ediyor. Ondan sonra seni kazanmanı istiyor yani belliye. Ondan sonra sen işte bu telkinlere hemen uyum sağla. Ondan sonra onları dinle. Efendim gönlüne geldi mi de böyle ayetler, hadisler falan, oh elhamdülillah rahatladım ya, ne kadar güzelmiş bunları böyle dinlemek diye. Melekli efendim o anda sana böyle bir desteklerle beraber sahip çıkılıyor. Sonra diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle meleğin telkini geldiğini hissettiğinde hemen Allah'tan geldiğini efendim düşünerek Allah'a hamdetsin. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Bak şu anda Melekten bir telkin geldi. Allah'ım gönderdi Celle Celaluhu. Beni allah Teala yalnız bırakmadı. Beni seviyor. Beni iyiliklere yönlendirmek istiyor. Ve ben efendim bu noktada e, bahtiyarım, seçilmiş bir kulum. Allah'ım sana hamdolsun desin, Allah'a hamd etsin. Ama şeytandan gelen vesveseye karşı da bunu hissettiğinde hemen o kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Euzubillahimineşşeytanirracim desin. Euzubillahimineşşeytanirracim her zaman bu bizim için efendim büyük bir e, nasıl vitamin gibi ondan sonra kendimizi e, dingin hissetme noktasında daha iyi hissetme noktasında kurtuluş e, şeyler sözleri nedir o? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Allah'ım sana kovulmuş olan lanetli şeytandan sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla da şu hayırlı işlerime başlarım. Rabbim muvaffak eyle beni diye dua etmiş oluyoruz. Rabbim bu güzel efendim haberlerden yola çıkarak şeytana esir olmadan ve meleklerden gelen o telkinlere de adeta güzel bir uyum sağlayarak dünyada ahirette kazanan kullarından eylesin. kaybedenlerden etmesin. Rabbim kaybedenler olmaktan da muhafaza eylesin. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sohbetin bitirirken yine bir dua etmiş olalım. Amin. Subhan rabbiyal aliyil ala al vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Allah'ım meleklerin o güzel yaklaşmasıyla beraber hayırlar nasip eyle. Şeytanın yaklaşmasındaki olan şerlerden de uzak eyle. Ya Rabbi son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Ya efendim, kalanlara hayırlı uzun ömürler, sıhhat, afiyetler nasip eyle. Evlatlarımıza neslimize hayırlı eyle. Hepsinin beş vakit namaz kılmalarını nasip eyle. Ya Rabbi. Seni seviyoruz, sevginden ayırma. Habibini seviyoruz sallallahu aleyhi ve sellem, sevgisinden ayırma. Ya Rabbi dinini seviyoruz. Ya Rabbi bu din sevgisinden bizleri ayırma. Ne olursun söz dinleyen ve güzel kulluk yapan efendim sonrasında da aferin kulum tebrik ederim seni deyip de e, takdirname belgesi alan, rızanı elde eden kullarından olmayı da nasip et Ya Rabbi. Amin, amin, amin. سبحان الله وبحمده سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دوال الله من قبولي، من أهل الله من أفضل أمة محمد صحتها سلامتي، خير الله من فتيش الأندفيش، بالعصا الله رزاصي، الفاتحة. Allah kabul etsin. Salın, kalın sağlıcakla. Rabbim hayırlısıyla haftaya buluşmayı nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.